Aslı'cığım hayırdır? Sabahtan beri üzerine böyle soğuk tavırlar. Yanlış bir şey mi yaptım yoksa? Seninle bir alakası yok. Kimle alakası var abicim o zaman? Boş ver abi, değmez. Her şey boş. Nasıl her şey boş ya? Ben senin kardeşin değil miyim? Niye anlatmıyorsun? Ya, yok bir şey. Öyle işte. Allah Allah. Abicim bir durum varsa söyle. Biri yanlış mı yaptı yoksa? Erdem, konuşmak istemiyorum abicim. Tamam mı? Neyse abi bak kızlar geliyor. Hadi. Bu konuyu sonra konuşuruz. Selam. Selam kızlar. Ozan? Ozan? Erdem ne oldu Ozan'a? Vallahi bilmiyorum. Sabahtan beri bir şey var. Bana da anlatmadı. Yüzüme bile bakmadı ya. Ne oldu ki? Aa bununla ilişkin tuz biberi canım ya. Üzülme bak valla. Değil mi dedik? Üzülmeyin. Selin, ne oldu? Ne düşünüyorsun? Hiç. Ozan'ın düşündüğünü bilmem için kardeşin olmama gerek yok. Biliyorum. Düşünmeden edemiyorum Leyla. Çok canımı sıktı. Ya ben ne yaptım ki ona? Ya bir şey yapmadıysan neden bu kadar üzülüyorsun ki? Yine de öylece sebepsiz yere bitmesi hiç hoş değil. Ya ben onunla bu kadar değersiz bir şey yaşadığımı düşünmüyordum. O benim erkek arkadaşım. Ya peki gidip konuştun mu? Ama mutlaka konuşacağız. Böyle kolay bitemez. Her şey düzelecek. Hiç merak etme. Ozan anlat bakalım. Yoksa ben sana söyletmek zorunda kalacağım. Yok bir şey abi. Tamam mı? Yok bir şey. Selin'le mi ilgili? Hayır abi. Selin'le falan alakalı değil. Hem ne alakası var şimdi Selin'in? Yani çok yanlış düşünüyorsun. Yani Selin'le ilgili değil. Değil abicim. Hem çok konuştun sen ya. Selin bir boyunun ölçüsünü alayım ben şimdi. İyi hadi bakalım. En son bir kötülük yaptığımda bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Kızlar çok mesudum. Aynı Türk filmlerindeki kötü karakterler gibi hissediyorum kendimi ya. Burada benim de hakkımı vermek lazım yani. Kedi olalı bir fare tuttun Diloş. Ay fare mi tuttum? Ay ne zaman? Bu zekayı nasıl başardın? Hiçbir fikrim yok ama yine de bravo. Bravo, bravo. Ay kızlar bizde genetik zeka yani. Benim babam da böyle. Selin'le Ozan'ı ayırdığımıza göre... Darısı Leyla ile Erdem'in başına. Bak İremsulcum ne diyorum ben? Ben Ozan'ı alayım, sen Erdem'i al böyle görüntü görüntü yaşayalım ne dersin? Çok iyi olur. Ay kızlar ben şimdi geliyorum. Nereye? Ay aklıma fikir geldi. Çok iyidir inşallah. Abimi arayayım geliyorum tamam. Geçen gün bu evin içinde kaybolmuştu biliyor musun? Ay kim bilir bizim salak yerine salaklıklar peşinde. Ben merakla bekliyorum. Leyla müsait misin? Ay Dilara kısa olsun. Ay ne kısa olsun? Anlatacağın şey. Ha. Ben kısaltıp geleyim istersen. Neyi? Anlatacağım şeyi. Üf Dilara şimdiye kadar çoktan bitmişti. Ay ne bitmişti? Anlatacağın şey. Ha doğru. Ay ben ne anlatacaktım? Ya Kıvılcımlar sana nasıl dayanıyor gerçekten çok merak ediyorum. Hah neyse ya diyecektim ki beni okuldan sonra Türkçe için çalıştırır mısın? Neden ben? Çünkü senin Türkçen çok iyi. Çalıştıracak mı? Bilmem bakarız. Ay neye bakarız? Tamam Dilara. Okuldan sonra beraber gideriz. Ha, tamam o zaman. Ama benim okuldan sonra küçük bir işim var. Abime söylesem seni evden alsa olur mu? Olur. İyi tamam. Ay hakikaten de anlatacağım şey şimdi anlatsaymışım. Çoktan bitermiş. Hı? Ay, hadi görüşürüz. Bay bay. Bu kız zeki mi yoksa aptal mı bir türlü anlayamadım. Benden daha ne kadar kaçacaksın Ozan? Ya konuşmalıyız. Hiç olmazsa bana bunu borçlusun. Konuşacak bir şey yok senin. Bundan sonra da olmayacak. Tamam? Ozan! Ay, benden daha ne kadar kaçacaksın Ozan? Konuşmalıyız. En azından bana bunu borçlusun. Konuşacak bir şeyimiz yok Selin. Bundan sonra da olmayacak. Ozan! Anlamadım. Leyla seni aldatıyor diyorum. Neden aldatıyor? Bak her zaman yaptığın salaklıklardan biri olmasın. İnanmıyor musun? Hayır inanmıyorum tabii ki de. O zaman saat 4'te Leyla'nın evine git, kendi gözlerine gör motorcu sevgilisini. Nasıl yani? Beni motorcu bir çocukla mı aldatıyor? Evet. Ve diyorsun ki saat 4'te evinde buluşacak. Evet. Sen nereden biliyorsun peki? Kızlar tuvaletinde gizli gizli konuşurlarken duydum. Yani benden bu kadar inanmıyorsan kendi gözlerine gör. Her şey doğruymuş. Ne yaptım ben sana Leyla ya? Ah, taksi. Erdem, Ozan, şu öndeki motoru takip edelim. Abi sen de mi ya? O motorun arkasındaki kız Leyla abi. Leyla beni aldatıyormuş ya. Vay şerefsiz oğlum, bu adam var ya geçen gün Selin'i de ayartmıştı ya. Hani sana söylemediğim olay var ya, bu işte abicim ya. Kaç gündür bekliyorum burada belki gelir diye. Vay be, aynı anda iki kardeşi kandırdı demek. Vay adi yarız düşmanı. Demek göz göre göre sizin kızları ayartıyor ha? Abicim şimdi bu adama Allah ne verdiyse böyle giriyor muyuz ağız burun, var mısın abi? Abi var mısın ne demek ya, o motorun arkasındaki kız Leyla abi, Leyla. Hiç merak etmeyin, yakalayalım hele onu. Bir tane de ben çakayım. Arkadaşlarına baştan çıkartıyorsun ha? Gel 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 gel. Allah! Durun ya, durun, ne yapıyorsun? Abi ya, çekin ya, çekin. Abi ya. Ne yapıyorsunuz? Ya bu çocuk seni ve Selin'i ayartıyor diye şey ettik biz. Ne ayartması oğlum, ne diyorsun sen be? Ne yapıyorum size ya? Neyse ben gitsem iyi olur çocuklar. Tanıştığımıza sevindim sizinle de. Leyla, Dilara senin motoru çocukla aldatıyorsun dedi. İnanmıyorsan gel gör dedi. Dilara! Abicim iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Kıvılcım da bana öyle dedi. Ya bravo size ya. Ama abi ben demiştim sana. Kavgaya gerek yok, kaba kuvvete gerek yok diye. Ama Ozan maço adam yani. Oğlum sen demiyor muydun? Vuracağız ağzına ağzına, gözüne gözüne, vur inlesin diye. Abi adam burada şimdi, ayıp oluyor. Defolun lan bu evden, defolun. Hadi Leyla gidelim, yürü. Ben taksiyle giderim. Ne taksisi, olmaz öyle şey. Ya sana ne ya, seninle konuşmuyorum. Leyla aşkım bir dakika dur, bak bir aç. Çok özür dileriz. Vallahi alacağım ama ayağıma kasıldı oradan. Abicim aç, sana sofrayı hazırlayayım mı? Dilara bittin sen.